emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo. Kappa Tur'un Büyük İtalya turuna hoş geldiniz. 7 gün 8 gece sürecek seyahatimiz boyunca sırasıyla Verona, Venedik, Floransa, Roma ve Napoli gibi İtalya'nın birbirinden güzel şehirlerinde gezmeye doyamayacaksınız. İtalya'da ilk durağımız kuzeyde yer alan Verona. Kappa Tur'un İstanbul'dan Türk Hava Yolları'nın özel seferiyle Verona'ya ayak basıyoruz. Rehberimiz eşliğinde Kappa Tur'un özel otobüsleriyle de İtalya'nın bu sevimli kentine hareket ediyoruz. Verona'ya varmadan önce İtalya'nın en büyük gölü olan Garda Gölü'ne uğruyoruz. Sirmione kasabasına bağlı olan bu bölgede yeşil ve mavinin en güzel tonlarını görmeniz mümkün. Meydandaki kafelerde yemeğinizi yiyebilir, sonrasındaysa dar ama sevimli sokaklarında gezintiye çıkabilirsiniz. Bu arada eğer biraz serinlemek isterseniz de birçok turist gibi ayağınızı suya sokabilirsiniz. Garda Gölü'ndeki gezintinin ardından İtalya'nın Dükler Şehri olarak anılan Verona'ya doğru hareket ediyoruz. Roma'daki Kolezyum'un ardından İtalya'daki en büyük arenaya ev sahipliği yapan Verona, tarihteki en büyük aşk hikayesine de konu olan bir şehir aynı zamanda. Romeo ve Juliet'in evi, şehrin en çok ilgi gören yerlerin başında geliyor. UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan Verona'da, ayrıca Dante ve Erbe Meydanı'nda da gezintilerinizi sürdürebilirsiniz. Şehir turumuzun ardından Kappa Tur'un özel otobüsleriyle Venedik'e doğru hareket ediyoruz ve konaklamamızı burada yapıyoruz. Turumuzun ikinci gününde oteldeki sabah kahvaltısının ardından panoramik şehir turumuz için San Marco Meydanı'na varıyoruz. Ünlü kafelere ve şık mağazalara ev sahipliği yapan San Marco'da ilk olarak Dükler Sarayı'nı görüyoruz. Dikdörtgen biçimindeki bu meydan, Çan Kulesi, Saat Kulesi ve San Marco Bazilikası'nı da görebilirsiniz. Venedik'te ayrıca mahkeme ile cezaevini birleştiren Son Nefes Köprüsü de görülecek yerler arasında. Venedik denince akla ilk gelen şeylerden biri de gondol turudur. Dilerseniz dar kanalların arasından yaklaşık yarım saatlik bir gondol turu da yapabilirsiniz. I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora. Dileyen misafirler Venedik'in hemen yanında bulunan Burano ve Murano turuna alternatif olarak katılabilirler. Murano adasına ayak bastığınızda karşınızda ünlü bir cam işletmecisi çıkıyor ve kısa sürede yaptığı şovla adeta herkesi büyülüyor. Burano adasından sonra hemen Murano adasına geçiyoruz. Burada adanın kendine has evlerini görmeniz mümkün. Turun ardından konaklama için tekrar otelimize dönüş yapıyoruz. Turumuzun üçüncü gününde ise Venedik'ten ayrılıp Floransa'ya hareket ediyoruz. Bu yolculukta ormanlık alanların çokluğu dikkatinizi çekecektir. Rönesans'ın doğduğu şehir olan Floransa'ya vardığımızdaysa panoramik şehir tanıtım turumuz başlıyor. Sanat ve tarihin bir arada yer aldığı Floransa, küçük bir şehir olmasına rağmen sahip olduğu eserlerle her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Floransa'da görülmesi gereken birçok yer bulunmaktadır. Sokaklarda dolaşırken adeta kendinizi yüzyıllar öncesinde hissetmeniz mümkün. Dante, Leonardo da Vinci, Michelangelo gibi sanat tarihine geçen isimlerin müthiş eserlerini görebilirsiniz. Turumuzun dördüncü gününde oteldeki kahvaltının ardından dilerseniz rehberimiz ve Kappa Tur'un özel araçlarıyla alternatif olarak Pisa ve Siena turuna katılabilirsiniz. Siena, İtalya'nın en yoğun sanat çalışmalarının yapıldığı ve en pahalı antika dükkanlarının bulunduğu bir kent olarak dikkat çekiyor. Dar sokaklarında geçmişin izlerini bulmanız mümkün. Siena gezisinin ardından Pisa'ya hareket ediyoruz. Pisa'ya ayak bastığımızda bizleri Türkçe konuşan pazarcılar karşılıyor. Batan geminin malları bunlar. Sudan içiz arkadaş. Gel vatandaş gel. Gel abla gel. Param olsa da ben alsam. Sibilcan kim ve buradan aldık benim dükkan. Beulul ve buradan aldık benim dükkan. Pisa Kulesi ise kentin en çok ilgi gören eseri durumunda. Her gün binlerce turist gitgide eğilen kulede fotoğraf çektirerek o anı ölümsüzleştiriyor.
Turumuzun 5. gününde sabah kahvaltısının ardından Floransa'daki otelimizden ayrılıp Roma'ya hareket ediyoruz. Dilerseniz yol üzerinde Orvieto şehrindeki alternatif tura katılabilirsiniz. Orvieto dünyanın en önemli ortaçağ miralarından biri olarak dikkat çekiyor. Teleferikle Şahin Tepesi adı verilen şehre varışımızla birlikte otantik bir görüntüyle baş başa kalıyoruz. Turumuzun ardından Roma yolculuğumuza devam ediyoruz. Dünya tarihinin ve İtalya'nın başkenti Roma'ya ayak basar basmaz şehri gezmeye başlıyoruz. Bu güzel şehirde Kolezyum, Novano, Repubblica ve Venezia Meydanı, Roma'nın kudret simgesi olan Colosseo Amfiteatrosu, Aşk Çeşmesi ve ünlü mağazalarının bulunduğu sokaklara açılan İspanyol merdivenleri gibi birçok yeri görebilirsiniz. Dilerseniz alternatif olarak Vatikan turuna katılabilirsiniz. Burada dünyanın en büyük kilisesi olan San Pietro'da Rönesans'ın dev sanatçıları Leonardo da Vinci ve Michelangelo'nun şaheserlerini görebilirsiniz. Turumuzun 6. gününü de Roma'da geçiriyoruz. Otelimizdeki sabah kahvaltısının ardından dilerseniz Castel Romano Outlet Center ve Castel Gondolfo turuna katılabilirsiniz. Castel Gondolfo'daysa Papa'nın yazlık sarayını, muhteşem ortaçağ mimarisini ve göl manzarasını görebilirsiniz. Bu turun en güzel yanlarından biri de Çilekli Köy olarak anılan bölgede nefis turtalar yiyebilirsiniz. Esnafın şirin hallerine de bir hayli güleceksiniz. Maşallah, maşallah. Çilek, likör, krem. Bu turun ardından isterseniz alternatif olarak Grande Romantica gece turuna da katılabilirsiniz. Yedi tepe üzerine kurulu Roma'nın en romantik ve en güzel tepelerinden biri olan Gian Nicolo Tepesi'nde manzara keyfi aklınızdan çıkmayacak. Ayrıca Kolezyum'un önünde fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirebilirsiniz. Turumuzun 7. gününde otelimizdeki sabah kahvaltımızın ardından Roma'dan ayrılıyoruz ve daha güneydeki Napoli'ye doğru hareket ediyoruz. Burada İtalya'nın gördüğümüz diğer şehirlerine göre daha eski caddeler ve evlerle karşılaşıyoruz. Napoli'de dilerseniz en önemli kültür turu olan Pompei turuna katılabilirsiniz. Roma İmparatorluğu'nun en önemli şehirlerinden biri olan Pompei, yılda yaklaşık 20 milyon turisti ağırlıyor. Burada rehberimizin eşliğiyle o döneme tanıklık ediyorsunuz. Taşlaşmış insanların şehri olarak da anılan Pompei, uzun yıllar hafızanızdan çıkmayacak bir görüntü olacağından şüpheniz olmasın. Turumuzun 8. gününde ise otelimizdeki sabah kahvaltısının ardından Napoli Havalimanı'nın yolunu tutuyoruz. Büyük İtalya turunda bizlere her konuda yardımcı olan rehberimiz Ece'ye ve şoförümüz Nuri'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her şey gönlünüzce olsun, buradayım.